Arkadaşlar merhaba, bugün 8 Haziran 2023, tekrar yabancı yaşlarda Chelmsford City'deyiz. Chelmsford City İngiltere'de 7 koşul program var. Yani rast gelsin diyelim, bol bol alternatif bankolarımız ve teklerimiz var. Aslında karışık bir yarış günü ama biz bunu kolaya indirgemeye çalıştık bir şekilde. Ona göre yapıyoruz tabii. Bu arada dün İstanbul'la ilgili bir şey göstereceğim size. İstanbul'da arkadaşlar premium üyelerimize ait olan vermiş olduğumuz son dakika şablonlarında ilk ayakta yattık ama 5'li ganyan 1539 lira verdi. Tabii bu 5'li ganyanda belki de misli koydular, bilemiyorum ama bir iki arkadaşımız tutmuş burada 6'lı ganyan 31.405 lira verdi. Bu da sizin de notlarınızda olması için arkadaşlar ekibimizin premium çalışmalarını görmüş olduğunuzu. 19.20'de Chelmsford'da birinci koşu başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Lady Ava Rosa Ryan'la banko atabiliriz arkadaşlar bunu. Eğer biraz sürprize böyle kaçmak istiyorsanız 6 numaralı Persian Phoenix Oizen Morphe ve 9 numaralı Ten Yatta Safi Osborne'la, bunların kendi antrenörü öğrettiği Jason Osborne grubu. Burada bu 3 adın dışına çıkma ihtimali, hatta ikili dahi belki deneyebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylemem ama 4, 6 ve 9 numaralı safkanlar burada dışına kolay kolay çıkmaz. Evet, ikinci koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Mr. Statey burada Charlie Bennett ile alternatif banko olarak belki banko atabiliriz arkadaşlar, neden olmasın. Ama rakipler var, 6 numaralı Guns and Flowers Thor Hammer Hansen, 7 numaralı Koji James Doyle ve 1 numaralı Cigar 500 arkadaşlar Sean Levy ile. 8 alternatif banko, 6, 7 ve 1 numaralı safkanlar diyoruz burada. Evet, 3. koşu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada da 2 numaralı Queens of Fairies James Doyle ile alternatif banko. Kaçırmak istemeyecektir bunu. Godolphin atlarına genelde James Doyle biniyor ama bir yarış hariç onu ilerleyen yarışlarda göstereceğim size. Burada Queen of Fairies alternatif banko gelme ihtimali var. 9 numaralı Mantuk diyoruz Dane O'Neill ile. Yine Dane O'Neill görüyoruz burada. 13 numaralı Red Daniel David Egan. 12 numaralı Quiet Sea. Evet, See the Moon yavrusu Karen Schumach. 1 numaralı Opera Forever David Probert. 7 numaralı Ginza Robert Havlin. Burası için yeterli. Ekürleri pas geçtik ama dileyenler yazabilir. Biz yazmıyoruz. 2 alternatif banko 9, 13, 12, 1, 7. Burada bizim gördüğümüz kadarıyla gelme ihtimali olan safkanlar. James Doyle tabii izin verirse ona, arkadaşlar yol verirse. 4. koşu 20.50'de handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 7 numaralı Inverinate Rosa Ryan'a Kodiak yavrusu ilk atımız. 2 numaralı Kim Kate Frederick Marsh. 1 numaralı Midnight Flame Oizen Morphe. 4 numaralı More Than a Grey Nathan Cullen. 12 numaralı Wild and Dandy Dandyman yavrusu Hector Crouch'la kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir safkan. Bu safkan geçen sene itibaren bir kıpırtıya girdi. Daha 3 yaş bunlar, biliyorsunuz. Yani bunların kendini bulmaları biraz zaman alıyor. Bugün bu safkan burada gelirse şaşırmamak lazım. Ve 3 numaralı Captain Wentworth Daniel Musket'la. 11 numara koşmaz bu arada arkadaşlar. Barlow koşmuyor, onu da söyleyeyim. Şu an bakıyorum listede gözükmüyor. Non-runner olarak yer almış. Bu da şu an o yok tabi. 7, 2, 1, 4, 12 ve 3 numaralı safkanlar. Bu 3 numarayı da mutlaka yazalım. Dark Angel yavruları da İngiltere'de çok iyi iş yapıyor. See the Stars, Dark Angel, No Nay Never, Dandyman, Frankel. Bu arkadaşlar Havana Gold yine. Bunlar hepsini yazdık zaten. Orijinal pek yanıtmıyor arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size.
Beşinci koşu. Handikap 3 yaş İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet, zor bir koşu. Yani burada 4 malı Kodiman, David Egan'la ilk atımız. Zor koşu neden arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın dikkat ettiniz, bu birçoğu burada daha maiden bu safkanların. Yani bu safkanlar hala tamam 3 yaşında ama hala çok böyle ümit içermiyor. Ama hala tabii bunlara yapılan masraflar göz önüne alındığı zaman yarışlara sokmaya çalışıyorlar. Burada 4 numaralı Kodiman, David Egan ile ilk atımız bu Varian Racing. Sahibi Altino Flame of Kodiak. Burada Robert Havlin'le. 12 numara Yusuf Brigadon, Marco Gianni. 8 numaralı Clarkos Beck, Safiye Osman. Bunlar son yarışı kazandılar 15 gün evvel. Söyleyeyim, formda at. Ve 3 numaralı Serengeti Sunset, Oizen Morfe. Arkadaşlar çok dikkat bunlara. 4, 6, 12, 8, 3 diyoruz. Yani burada şu Karen Schumark'ın 7 numaralı Fizz Perfect'liğe de bir bakarsınız. No Ney'e ne vuruyoruz? Pas geçmişiz. Yazılması lazım. 4, 6, 12, 8, 3 ve 7. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kadar 2 tane alternatif banko ile geldik. Bundan sonra bankoları çalıştıracağız. 6. koşu direkt bankolarımız var 2 tane şimdi. 6. koşu 21.50'de handikap. 4 tıkar İngilizler 2800 metre. 6 numaralı Das Kapital, Oizen Morfe ile banko. Evet, Das Kapital arkadaşlar. Cityscape yavrusu. Banko. 7. koşu. Handicap 4 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Mystery Dance, James Doyle ile Banko. Şimdi burada bakın şöyle bir durum var. James Doyle bu şey Muhammed Dalmuk'un atınla anlaşmalı. Bu onun atı. Öncelik bunda olduğu için Richard King Scott'u bindirdiler buna. Richard King Scott çok formsuz. Yani öyle böyle değil. Bu atı nasıl getirecek? Bir de bu atın formu da çok yok. Yani bu Godolphin diye burada hani kazanma ihtimali var. Diğerlerine oranla var ama arkadaşlar bizim için çok iyi oldu böyle olması. Bu kalitede bir at kesinlikle biz izin vereceğini düşünmüyoruz. 13.500 sterlin de İngiliz standartlarına göre bu tip koşularda ilaç gibi bütün masraflarını çıkartıyordur atın. Mr. Dancer burada ikinci sürdürek bankomuz olarak sizlerin dikkatine sunuyoruz arkadaşlar. Böylece ne oluyor? İlk ayakta 8 numara alternatif banko. İkinci ayakta 2 numara alternatif banko. Beşinci ayakta yukarıda Oizen Morfe'nin bindiği Das Kapital. 6 numara Oizen Morfe. Arkadaşlar atın ismi bile yeter yani. Das Kapital. Bitti gitti. Yani. Ve burada da 4 numaralı Mr. Dancer. Dansöz. Bakalım inşallah dansözlük yapmaz yani üzerinde diyeceğimiz tabi bunu. Misty Dansöz. Evet arkadaşlar, böylece Champsport City ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar premium üyelik almaya çalışın. 150 lira. Bakın arkadaşımız arttıralım diyor. Ben hayır diyorum. Çünkü ne olsa olsun yani çok bir şey fark etmeyecek ama tabii ki bir arttırma gitme ihtimalimiz var. Yani yararlılığını arttırma gidilmeden. Haziran ayında ekip arkadaşlarımız, özellikle Türkiye'deki ekip arkadaşlarımız daha rahatladılar. Kendi işleri var herkesin tabii ki. Burada bize kimse maaş verdiği yok. Yani biz buradan ekmek kazanmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ama şimdi Haziran ve Temmuz aylarında özellikle İzmir, İstanbul ve kapalı olarak verdiğimiz yarış programlarında güzel bir ikramiyeyi paylaşacağız premium üyelerimize, onu söyleyeyim. Ha, bu ne zaman olacak? Bu hani açık yaptığımız yayınları onları boşluyoruz, gevşek davranıyoruz diye değil. Ama kapalı yayın olduğu için arkadaşlar son dakika şablonlarımızda işte 105 liraya 1539 lira geldi burada. Yani bu amorti gibi oldu açıkçası ama burada bir iki arkadaşımız burayı kapatmış. Zaten ilk ayakları biliyorsunuz zaten. İlk ayakları her zaman söylüyoruz. İlk ayakları TCK ile anlaşmalı diye. Şu koşuyu seyredin arkadaşlar. Şu İstanbul'un açın lütfen. Şu dördüncü koşu seyredin. Bakın bakalım Boğaz çocuğu son anda kazanacağı yarışı nasıl son anda nasıl sprint atıyor. Ahmet Çelik'in bindiği safkan nasıl orada lay lay lom yapıyor. Bir izleyin o tiyatroyu. Ondan sonra deyin ki acaba yanlış mı? Evet. Champsport için videomuzun sonundayız. Herkese bol şans diliyorum ben. Hoşçakalın.